Şimdi ne düşünüyorsunuz? Aslında biliyorum. Bir ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Albert Einstein. Bugün buraya bu zorlu görev için geldim. Ben Melis, ben Esma, ben Rana, ben Jacqueline, ben Berfin. Evet bugün burada belki Melis olarak duruyorum ama beni şu anda tamamen kimliksiz ve ön yargısız sadece kadın olarak dinlemenizi istiyorum. Zor olduğunu biliyorum. Benim yaşadığım ülkede şöyle bir laf var. Bir ortamda sessizlik olduğu zaman bir yerlerde kız çocuğu doğdu deniyor. Henüz kız çocuğunun doğduğu yeri çiçek tarlasına çevirdiğinden kimsenin haberi yok. İşte ben buraya bugün bu yüzden geldim. Daha doğduğumuz an itibariyle bizim üzerimize yüklenen ona kasveti şu balonun içine koyup elimdeki bu iğneyle patlatmak için geldim. Zor görünüyor biliyorum ama biz beraber bunu yapabiliriz. Bunun için iki şeye ihtiyacımız var. Bir, önyargıları kırmak. iki cesaret etmek. Bir kadın olarak önyargıları ikiye ayıracağım. Kadınlara karşı önyargılar ve bizim kendi önyargılarımız. Zira bugün kadınlar olarak en büyük problemimiz birbirimize olan önyargılarımız. Biz kadınlar artık birbirimize yaşam hakkı tanımamaya başladık farkında mısınız? Biz birbirimizin özgürlüğüne engel olarak kendi özgürlüğümüzün önüne engel koymaya başladık. Yapılan bir araştırmaya göre Twitter'da, e, İngiltere merkezli bir araştırma kuruluşu Demos yapıyor bu araştırmayı. Twitter'da kadın düşmanı içerikli yaklaşık 300 bin tweet'in %98 gibi bir oranı gene kadınlar tarafından yazılıyor. Ben kendi Instagram'a baktığım zaman bana gelen bütün kötü yorumlar, bütün kötü mesajlar hepsi hemcinslerim tarafından geliyor. Öyle kötü deyince lütfen aklınıza hakaret ya da kötü söz gelmesin. Direkt olarak kendimi kötü hissetmem için yazılan şeyler. Peki bana şunun cevabını verin. Hiç tanımadığı bir kadına neden başka bir kadın kendini kötü hissettirmek ister? Önyargı. Şöyle düşünün. Bir kadınsınız ve sokakta yürüyorsunuz. Karşı taraftan size doğru başka bir kadın geliyor. Bu kadının sizden tamamen farklı olduğunu düşünün. Tamamen farklı bir görüntüsü var farklı din, farklı dil, farklı kültür. Aslında ben Melis olarak o kadar eminim ki sizi birbirinden ayıran tek şey doğduğunuz yer ama siz o an için farklı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sizce ilk hamleniz ne oluyor? Ben söyleyeyim. Süzmek. Şöyle bir tepeden tırnağa bakmak. Ya da ani bir göz hareketiyle bakmaya dahi tenezzül etmemek. Sen benden farklısın, o yüzden hemen koşarak benden uzaklaş diye bağırıyorsunuz. İyi de sen kimsin? Ben kimim? Siz kimsiniz? Biz kadınız. Biz insanız. Bizim hayattaki mücadelemiz bir. Bizim kendimizi kanıtlamakla ilgili savaşımız bir. Bizim gözyaşlarımız bir, bizim kahkahalarımız ortak. Bizim kalbimiz aynı sizinle. Bunu nasıl görmeyebiliyorsunuz? Ya karşınızdakinin bir bez parçasıyla ya da kaşıyla, gözüyle ona böyle bir şiddet uygulamaya nasıl cesaret edebiliyorsunuz? E o zaman sokakta bas bas bağırdığımız kadına şiddete hayır cümlesinin eylem ayağı direkt kendimiz olmuyor muyuz? Bu yaptığımızın karşımızdaki kadında tokattan başka bir etkisi yok. İnanın. Hanımlar, beyler, işe kabul etmekten başlayalım. Hepimiz ön yargılarla donatılmış durumdayız. Ve bu vücudumuzdaki ön yargılar aslında terbiye edilebilir özelliklerdir. O yüzden biz bugün bunu burada değiştireceğiz. Şimdi şu bilinçsiz ön yargıya dair ufak bir hikaye hatırlatmak istiyorum. Bir gün bir adam ile beraber arabada giderken bir trafik kazası geçirirler. Çok şiddetli bir kazadır. Adam hemen oğlunu kucağına alır, hastaneye götürür. Hastanenin acilinden içeri girerler. Çocuk karnevan içinde ameliyata alınması gerekir. Hemen ameliyathaneye getirilir. Cerrah içeri girer, kıyafetini giyer, eldivenlerini takar. Cerrah tam ameliyata başlayacakken ellerini kaldırır. Ben ameliyat edemem der. Bu benim oğlum. Yani aslında çok şaşırtıcı bir şey yok. Cerrah çocuğun annesidir. Ama neden bu kadar sessizlik oluyor? Çünkü hikayenin sonuna gelene kadar hepimiz Jeroen erkek olduğunu o kadar emindik ki. İşte bilinçsiz önyargı. Şimdi bilinçli ya da bilinçsiz önyargılar bu kadar açık olarak önümüzde duruyorken biz neden bunu değiştirmeyelim? Kadınlar, siz kadınlarım, biz bu değişimin öncüsü olabiliriz. Melis sen şimdi neden kadınlara bir yük daha yüklüyorsun diye iç geçirenler oluyor biliyorum. Şöyle açıklayayım. Dünya üzerindeki her suçlu bireyi düşünelim. İyi suçlar, kötü suçlar, suç işlemiş kadın ya da erkekleri gözünüzün önüne getirin. Ve kendinize şu soruyu sorun. Bu kişi dünyaya suçlu olarak mı gelmiştir? Hayır. Peki bu kişiyi hayata kim getirmiştir? Ya da hayata bu kişiyi kim hazırlamıştır? Anne. Lütfen arada baba diyenlere müsaade etmeyin. Zira o babayı da dünyaya bir anne getirmiştir. Peki her anne nedir? Bir kadındır. Hemen ekleyeyim. Anne olmak için doğurmanın şartı olmadığı gibi her kadının da dünyaya çocuk getirmek gibi bir zorunluluğu asla yoktur. Ama anne olmayan kadınların da dünyanın bir yerinde belli bir zamanda hayata birilerini hazırladığına emin olabilirsiniz. O yüzden döngünün başı döndüğü gene biz kadınlara geldi. Şimdi biz bunu üzerimize yüklenen bir ağırlıkmış gibi alıp bunun altında ezilip şikayet edeceğimize bunun bir güç olduğunu düşünsek, hep beraber hareket etsek, bunu bir avantaja çevirsek. Bakın bir kadın değişirse devirler değişir. Bir kadın gülümsemeye başlarsa o bütün mahalle kahkaha atar. Ve bir ailede bir kadın bilinçlenirse o evden sağlıklı bireyler çıkar. Ya aslında bunun için dünyayı baştan yaratmamıza gerek yok. Yani bizim kadınlık kodlarımızda aslında bu var. Hiçbir sosyal faktör olmadan, hiçbir çevresel etkin olmadan biz aslında kadınlar olarak yaratılıştan birbirimizi seviyoruz. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Kadınlar korkutucu değil, inanın bana. Bunu da örneklendireceğim. Bir kadınsınız, gece yarısı sokakta yürüyorsunuz. Kaldırımınızda giderken Aynı kaldırımdan size doğru başka bir kadın gelse, kaldırım değiştirir misiniz? Hayır. Ya da asansörde yukarı çıkarken hem cinsleriniz asansöre girse, çantanızı önüne kıstırıp önünüze kıstırıp şöyle bir adım karşı tarafa döner misiniz? Hayır. Ya da bir bankta oturuyorsunuz ve yanınıza başka bir kadın geliyor, soluklanmak için oturuyor, size birazcık yanaşıyor. Hemen kendinizi geri çeker misiniz? Hayır. Çocuğunuzla sokakta yürüyorsunuz ve karşı taraftan hemcinsiniz bir kadın çocuğunuzu sevmek için geliyor. Hemen müsaade etmez misiniz? E tamam işte. Biz buna dönmek zorundayız. Zaten bizim yaratılışımız bu. Bakın kadınlar. Hayatta her neyle suçlanıyorsak suçlanalım ki biliyorum evet bir sürü şeyle suçlanıyoruz. Mesela yaşlanmakla suçlanıyoruz. Bu çok bizim elimizde çünkü. Ya da mesela hamilelikte şişen ayaklarımızla suçlanıyoruz. Hemen bir bilgi vereyim. Dünya üzerinde her 90 saniyede bir, bir kadın hamileliğinde de ya da doğumunda ölüyor. Dolayısıyla biz evet hamileliğimizde ayağımız şişiyor diye çok suçluyuz. Ya da çok konuşmakla suçlanıyoruz mesela. Çünkü erkekler günde 4000 kelime kullanıyorken biz kadınlar günde 7000 kelime kullanıyoruz. Ve evet tamam kabul ediyorum bu büyük bir suç. Tamam her neyse o. Biz ne kadar çok şeyle suçlanırsak suçlanalım. İster dik başlı olalım, ister sessiz olalım, ister içimize kapanık olalım, ister bağıra çağrı yaşayalım. Her ne olursak olalım birbirimizi sevmek, öyle kabul etmek zorundayız. Sevgi bulaşıcıdır, sevgi iyileştiricidir. E biz neden bunun öncüsü olmayalım? Biz neden bu işin bayrağını taşımayalım? Şu bize yüklenen, o kusursuzluk denen şey en büyük başımızın belası. Bize daha doğduğumuz an itibariyle kadın olarak ailemizde, çevremizde, sosyal çevremizde, okul yaşantımızda, iş yaşantımızda hatta bugün günümüzde sosyal medyada bile kusursuz olmamız bekleniyor. Ve biz bu kadar kusursuz olma beklentisiyle büyütülürken bir o kadar da korkak olmamız bekleniyor. Şimdi biz hem korkak hem kusursuz olmayı nasıl becereceğiz? Kız çocukları büyürken düştüklerinde ay dur öpeyim geçsin yapıp erkek çocukları düştüğünde erkek adam ağlamaz diyerek nasıl biz bu çocukların kusursuz olmamalarını ya da korkmamalarını sağlayabiliriz? Mümkün değil. Zaten bu söylediğim şey en büyük evrensel problemlerimizden biri. Bir toplumda erkeklerin duygularını yaşamasına ne kadar müsaade edilirse o toplumda kadınlar o kadar özgürleşir. Nasıl ki erkeklerin hassas olmak, kırılgan olmak gibi hakları var, biz kadınların da güçlü olmak gibi bir hakkımız var. Bir gene istatistik vermek isterim. E, yapılan araştırmalara göre iş başvurusuna yollanan CV'lerde başarı kriterleri özdeş olmasına rağmen yönetici pozisyonluğuna başvuru yapan erkek adaylarının isimleri sadece Ayşe yerine Ali olduğu için çok daha fazla işe kabul edilip çok daha fazla maaşla çalışmaya başlıyorlar. Tamam, bu bilinen bir şey. Burada beni ilgilendiren nokta şu. Bu işe kabul edilmeyen Ayşelerin %96'sı gibi bir oranı anne. Bu bize diyor ki, kadınlar anne olduktan sonra zaten kariyer olarak o noktada görülmüyorlar. Ama baba olan Ali'ler için asla aynı şey geçerli değil. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Biz kadın olarak her hangi bir iş, hangi iş olursa, başta ev kadınlığı da olmak üzere, ne işi yapmak istersek yapalım, ne kadar başarılı notlar alırsak olalım, alalım, ne kadar iyi okullara gidersek gidelim, ne kadar boğazımıza kadar hırsa boğulmuş olursak olalım, hatta ne kadar başarılı evlilikler yaparsak yapalım ki başarılı evlilik ne? Kimse bilmiyor. Her ne olursa olsun bizim üzerimize yüklenen o kusursuzluk durumu bizim her zaman risk almaktan korkmamıza sebep oluyor. Adım atmaktan çekinmemize sebep oluyor. Ya bırakın, bırakın kusurlu olalım. Varsın bağırış çağırış hep beraber kusurlarımızı haykıralım. Ve diğer kadınların kusurlarını kabul edelim. Ancak o zaman cesur olmaya bir adım daha yaklaşabiliriz. Biz çocuklarımıza cesur olmayı öğretmek zorundayız. Biz çocuklarımıza kabul görmek için, sevgi kazanmak için mükemmel olmak gerekmediğini söylemeliyiz. Biz hep beraber çocuklarımızın kulağına aynı şeyi fısıldamalıyız. Susma. Susmasın bizim çocuklarımız. Özellikle kız çocukları daha doğduğu andan itibaren cefakar olmak, kendini evine adamak, kafasını önüne eğip başına her ne geliyorsa gelsin susmak öğreniyor. Şimdi bu çocuk büyüdüğü zaman tek doğrusu bu olduğu için o da kendi çocuklarına aynı şeyi öğretiyor. Hayır sen buraya gidemezsin. Hayır sen bunu giyemezsin. Hayır bu iş sana göre değil. Sen bunu beceremezsin. Sen bunun altından kalkamazsın. Hiç sen o işe bulaşma. Sen bu saatte ekmek almaya gidemezsin. Zira yaşı senden küçük bile olsa o evde bir erkek kardeşin var. Bu çocuklar büyüyüp anne olduğunda kendi çocuklarına susmayı öğretiyorlar. E, o zaman bir yardım edin. Bir kerecik olsun hep beraber cesaretlendirebilir miyiz kadınlarımızı? Öne çıkmaya, konuşmaya, eyleme geçmeye, birbirine sevmeye ve cesur olmaya cesaretlendirebilir miyiz? Bakın. Kadın hakları üzerine konuşmak asla bir erkek düşmanlığı değildir. Zira bugün zaten ülkenin hiçbir yerinde ya da dünyada hiçbir ülkede cinsiyetçi eşitlik, eşitlik gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden bu konu üzerine gitmek bizi hiçbir adım öne götürmez. Biz kadınlar olarak önce bir kendimize döneceğiz. Önce bir döneceğiz bakacağız. Biz değişimi kendimizden başlatacağız. Kendimizden, yanımızdakinden, Ailemizden, mahallemizden başlatacağız değişimi. Önce biz bir kadın kadına barış sağlayacağız. Çünkü senin de, senin de, senin de, senin de. Evet senin de. Hepinizin içinde bir yerde bir ben var. Biliyorum. Evet belki anne olan Melis yok. Evet belki evlat Melis yok ya da oyuncu Melis yok fark etmez. Ama bir yerde öyle bir hissin var ki ben ona düştüm ya da düşeceğim. Biz bunu hep beraber yapmak zorundayız. <laughs> Sevgili kızım Ada. Hayır, sen doğduğunda bir sessizlik olmadı bizim evimizde. Aksine, sevindik biz. Sen şanslı dünyaya gelenlerdensin. Hatta günümüze bakıldığında sen belki ayrıcalıklısın da. Çünkü biz kız çocuğusun diye daha sevmiyoruz seni. Ya da kız çocuğusun diye daha az güvenmiyoruz sana. Ama sakın adam, sakın bize güvenme. Kendine güven, kadınlığına güven. Kimseyi sakın görünüşüyle filtreleme. Eğer illaki bir filtreleme yapacaksan kalbiyle filtrele insanları. Sen dünyayı değiştirebilirsin. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, kadınlar, adamlar. Bugün burada değişimi beraber başlatabiliriz. Lütfen önyargılarımızı kıralım. Herkesi olduğu gibi kabullenme şimdi burada başlayalım. Ve erkekler, lütfen kadınlardan korkmayın. Yok ya da vazgeçtim. Siz korkun çünkü biz dünyayı değiştirebiliriz. Evet, tamam. Son olarak, beni bugün şu anda bu salonda dinleyen ve sonradan dinleyecek olan tüm kadınlar. Sizi, bir adım öne çıkmaya davet ediyorum. Görünür olmaya, ön yargılarımızı kırarak, birbirimizi severek fark yaratmaya davet ediyorum. Şimdi değilse ne zaman? Teşekkür ederim.